Evet, şimdi o kadar yer gezdik ama boşunu görmemiştik. Şimdi Selçuk abi bize anlatacak. Selçuk abi, şimdi bu görmüş olduğumuz karavan ne kadar Selçuk abi? Ağırlığı takriben 350-400 civarında. 4 kişilik bir aileye gayet rahat hitap ediliyor. Frenli sistemi mevcut. Fiyatı da 25 TL'den başlıyor. 25 TL'den başlıyor. Peki biz içini işte koltuktu vesaireydi, oydu buydu dersek ne yapıyor? Yatak sistemi, ranzır sistemi, mini buzdolabı, TV haricindeki tüm istekleri karşıladığımız takdirde ortalaması 35-40 bu aralarda ama tabii tabii isteğe bağlı değişebilir. Doğru. Yani 35-40 bin liraya karavan sahibi olmak istiyorsanız, şöyle müsait midir içi bilmiyorum ama kenarından göstereyim. İçine girmeden. 750'nin üstüne çıkmıyor. Zaten çıkmaması da önemli olan da o. Çünkü diğer türlü her sene vize vesaireye girme durumu oluyor. Güneş paneli mevcut mu fiyatımıza? Isıtıcı hariç. Tamam. 35-40 lira civarında ortalama. Dedim, elektrikten bahsediyorum. Tamam. Şimdi önde bir camımız isteğe göre açılabilir mi? Önde, arkada bir cam var. Evet, arkada bir cam daha var. Buradan evet, gördüm. Sinekliği var. Bu cam çift sistemli. Aha. Aa, evet. Gayet pratik. Arkada küçük bir camımız var. Tamam. Altta su deposu yerimiz var. Kaç litre su deposu kullanabilirsiniz? 150 litre kullanıyorsunuz. Yani maksimum 150 litre. Bak, zaten olur, yeter muhtemelen. Yerimiz nerede? Karabağlar'da. Karabağlar'da. Şöyle bir de etrafını dolaşalım. Evet, bu görmüş olduğunuz karavanı 25 bin liraya boşunu alabiliyorsunuz Selçuk abiden. Fuara uğrarsanız Selçuk abi de burada, standın en sonunda. Selçuk abiyle konuşurken, şimdi bu görmüş olduğunuz boş karavanı Selçuk abi isteyene, arz edene veriyor. Ama Selçuk abinin bir avantajı da bu festivalin mülkiyeti, evet. Ortaklarından birisiniz. Ortaklarından birisiniz. Ve sanırım da son festival olacak değil mi? Çünkü proje var hakkınızda, evet, onu bir anlatırsanız. Güzel bir projemiz var. Biz burada karşılıklı bungalov evlerini koyacağız. Ahşaptan olacak. Ortaya çim alan sereceğiz. Kenarlar, yürüme yolları ince mucur olacak. Beton doğamızın içerisine sokmayacağız. Bayağı sosyal tesis olacak galiba. Evet. Kaç tane düşünüyorsunuz? Aşağı kadar mı böyle buradan? Evet, aşağı kadar. Sonuna kadar. Yeşillendireceksiniz. Yani yeşillendirecek. Ciddi bir şekilde peyzaj projesi yapılacak. Tüm ailelere hitap edecek. Mesela çadırla gelmek isteyen de ona bir ayrı yer yapacaksınız. Çadırla gelecek olan yerler için aşağıda yeriniz var. Aşağıda yeriniz var. Ya da karavancılar için bir şeyimiz var mı yine? Yukarıda açılan bir yerimiz daha var. Tamam, oralar düzenlenecek herhalde galiba değil mi yine? Aynı zamanda motosikletle ilgili aktiviteler yapılacak. O zaman buradan müjdeyi verelim. İzmir bir doğa sever, karavan sever ve kamp severlerin bir mekan daha kazanmış olacak diyebilir miyiz? Başlığımız zaten Titus olarak geçiyor. Titus güne devam edeceksiniz. Evet, tabii. Değişmeyecek o. Titus, evet. Bizde de bedava olacak. Yani, inşallah. Bize de indirim yaparsınız artık değil mi? Ne demek? Ne demek? Selçuk abi, evet. Muzaffer ve ben bu işin sürekli arkasındayız. Tek hedefimiz doğayı bozmamak. Evet. O çok önemli. Kesinlikle öyle. Yani doğayı çok bozmamak. Önemli. O yüzden istemiyoruz biz buralara beton girmesin. Evet. Çok önemli. Beton girmesi de şey ama yani biraz bazı bölümlerinde en azından şöyle döşeme taşlar olabilir mi? Taş olabilir. Bazı, yani zemine dedim ki sökülebilir zaten. Çakıl taş olabilir, bilmem ne olabilir ama toprağın özünü bozmamak. Yani. Evet, buradan abi, müjdeyi bozmamak veriyoruz. Abi kaç ay içerisinde ya da yıl içerisinde ne zaman bir süre veririz buna? Hedefimiz bizim bir yıl. Bir yıl içerisinde. Yani seneye biz bu projeyi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Biz de sabırla bekliyoruz. Selçuk abi. Tabii detaylar net belli değil. Hedefimiz bu. Bir daha bu tarafa yol düşerse buraya Selçuk abi'nin yanına uğrarız. Deriz ki Selçuk ben abi Muzaffer, hiç fark Selçuk abi ne oldu? Ya da Muzaffer abi ne oldu diye tekrar bir video çekeriz. Biz denize geliyoruz, kampa geliyoruz. Her zaman bekleriz. Abi çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.